Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Maveraün Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. ...751 yılında Abbasilerin ve Karluk Türk boylarının aynı saflarda Çin'e karşı savaşmaları ve yenmeleri tarihte yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu savaş sırasında Türk boyları omuz omuza çarpıştıkları Abbasiler aracılığıyla İslamiyet'i tanıdılar. Abbasiler karma bir toplumdu. Bu karma yapı içinde göçebe Türkler ve Horasanlı diye adlandırılan yarı yerleşik Türkler zaten vardı. Abbasi halifesi Me'mun, ordunun kapılarını özellikle göçebe Türklere açınca, Abbasi tarihinde askeri ve siyasi alanda kendini ciddi bir biçimde hissettirecek Türk askerleri dönemi başlamış oldu. Türkler sayı ve etkinlik bakımından zirveye ulaştılar. Ve bundan sonra halife olan Muhtasım'ın annesi Türk'tü. Orduyu adeta Türklerin tekeline bıraktı. Bu arada Türklerin başkent Bağdat'ta güçlenmeleri bazı Arapları rahatsız etti. Bunu halifeye ilettiler. Halife, Türkleri yeni yaptırdığı garnizon şehri Samarra'ya yerleştirdi ve Samarra'yı başkent yaptı. Bu değişiklik Muhtasım'ın Türklere ne denli değer verdiğinin göstergesidir. Başkent Samarra'da Türkler, boylarına göre mahalle mahalle yerleştirildiler. Abbasi döneminin sanatı, tabii ki Asyalı bileşenlerin de çok katıldığı, büyük ordugah camilerin yapıldığı bir dönem. Daha çok İran kültür çevresinin Asya ile temasta olduğu bir bölge. Fakat Abbasi dönemi ayrıca Türklerin de İslam dünyasına ağır ağır girdikleri bir dönem. Türkler askeri aristokrasiyi teşkil ediyorlar Abbasi döneminde, fakat giderek de yönetime geçmeye başlıyorlar. Muhtasım, dönemin ünlü düşünürü Cahız'dan, Türklerin hilafet için yararlı olduğunu açıklayan bir eser yazmasını da istedi. Eserin adı Fezailül Etrak, yani Türklerin faziletleri idi. Muhtasım'dan sonra Abbasi halifeliği
Türklerin örgütlü ve disiplinli yapıları gereği adeta Türklerin kontrolünde gelişti. Türkler istediklerini tahta çıkarabilir veya tahttan indirebilir hale geldi. Dönemin ünlü komutanları Türktü. Türklerin İslamiyet'i kabulü ilk olarak yoğun bir şekilde Mavera-ül-Nehr'de görülmüştür. Burada 7. yüzyılın ortalarından 9. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devlet olamamış, kısa ömürlü, küçük büyük birçok mahalli Türk hanedan boy göstermiştir. Bu ilk dönemden sonra Mavera-ül-Nehr'den çok daha uzak bir bölgede, Mısır ve Suriye'de Türk asıllı Müslüman hanedanlar hakimiyet kurdular. Bunlar Abbasi Devleti'nin eyalet valileri iken, hanedanlığa dönüşen Toluniler ve sonrasında Eşedilerdir. Toluni Devleti'nin kurucusu Ahmet isimli bir Türk askeriydi. Devletin adı Ahmet'in babası Tolun'dan gelmektedir. Berka ve İskenderiye şehirlerinin de Ahmet'in idaresi altına geçmesiyle Mısır'ın tamamında Toluniler hakimiyet kurdu. Toluniler döneminde Mısır altın çağını yaşadı. Tolunoğlu Ahmet'in 15 yıl içinde yaptırdığı eserler ve gerçekleştirdiği gelişmeler hayret vericidir. Musiki sever, edip ve şair olan Ahmet, 884 yılındaki ani ölümüne kadar Mısır refah bir dönem yaşadı. Yerine geçen oğlu Humaravey, Abbasilerle son derece karlı bir antlaşma imzaladı. Buna göre Humaravey, Mısır, Suriye ve Anadolu sınır bölgelerinde 30 yıl boyunca vali olarak görev yapacak, karşılık olarak da yılda 300 bin dinar vergi ödeyecekti. Son derece zevkli tarlanmış bahçesi çok ünlüydü. Bahçe kültürü ve çiçekçilik ilk defa bu devirde görülmektedir. İlk hayvanat bahçesini de Humaravey kurdu. Ancak Humaravey'in genç yaşta ölümünün ardından başlayan taht kavgaları ve Abbasilerin müdahaleleri sonucu 905 yılında Toluni Devleti yıkıldı. Azerbaycan'da hüküm süren Sacoğulları Devleti ise adını Sac Divdat'tan alır. Bölgede real etnik dayağa esaslanan ve Sacilər sülaləsi tarafından idare edilen, aynı zamanda Orta Şərqin ilk Müslüman Türk devleti sayılabilecek Sacoğulları sülaləsinin hakimiyyəti altında kurulmuş devlet meydana gelir. Ve Sacoğulların en meşhur iki hükümdarı, yani dövrümüze kadar adı gelip çıkan Sacoğlu Məhəmməd ve Sacoğlu Yusifdir. Sacoğlu Məhəmməd ve Sacoğlu Yusifin dövründe evvelce paytaxtı Marağa, ondan sonra ise Erdəbil olan büyük bir dövlət kurulmuştu. 898 yılında halife, Muhammed'in Azerbaycan ve İrminiye bölgesindeki hakimiyetini tanıdı. Yani mənbələrdə bunların adı Azerbaycan Cibəl Hakimi hükümdarı diye keçir. Ərazi olarak ise Dərbənddən Qəzvinə kadar uzanırdı. Bir tarafta Xəzər dənizindən Qarsa kadar uzanırdı. Ve o mənbələr o dövrü adeten yuxarıda Tiflisi, aşağıda Naxçıvanı, İslamın qapısı adlandırırdılar. Bölgede hüküm süren bir diğer devlet ise Eşidiler oldu. Babası Tolunilerin hizmetinde bulunan Muhammed bin Tuğç, Mısır ve Suriye'de yeni bir devletin temellerini attı. Halife Razı'nın ona hükümdar anlamına gelen İhşid ünvanı vermesiyle devlet İhşidiler adıyla tarihe geçti. İhşidiler döneminde imar ve mimari eserlerin yapıldığı bilgilerimiz dahilindedir. Bu dönemde mimari, resim, ayna ve kakma gibi sanatlar, özellikle işlemeli dokumacılık gelişti. Geometrik desenli, üzerinde kuş ve hayvan resimleri bulunan renkli dokumalar ve devrin Abbasi halifelerinin isimlerinin işlendiği kumaşlar
zamanımıza kadar ulaşmıştır. Kaynaklarda İşhidilerin yaptırdığı birçok cami isimleri geçer. İşhidiler dönemi çok kısa bir zamanı kapsamasına rağmen, daha sonraları Mısır ve Suriye'de çeşitli bilim ve sanat dallarında görülen büyük gelişmelerin temellerinin atıldığı hareketli bir dönem oldu. Kahire'de bulunan Suk-ul-Varrakin adındaki kitap çarşısında birçok ilmi kitaplar satılıyor ve ilmi tartışmalar yapılıyordu. Bununla birlikte İhşidiler, Abbasilerin kendilerine verdiği görevi, yani Fatımileri durdurmayı başaramadılar. 969 yılında Fatımiler, Mısır'ı işgal ederek İhşidilerin hakimiyetine son verdiler. Orta Doğu'da bunlar olup biterken, Batı'da, Volga boyunda bir başka Türk devleti daha İslamiyet'i kabul etmişti. İdil Bulgarları, bölgede Türk birliğini sağlamakla kalmadılar, İslamiyet'i kabul ederek İslam dünyasının en kuzey sınırı haline geldiler. İdil boyunda Türk birliğini sağlayan İdil Bulgarlarının devletleşme süreci 10. yüzyılın başında tamamlandı. Bulgarların oluşumunda Avrupa Hunları ile Ogurlar gibi Türk boyları önemli rol oynamıştır. Avrupa Hun İmparatorluğu zamanında Karadeniz'in kuzeyinde Türk Ogurlar yaşıyorlardı. Ancak tabii ki Avrupa Hun Devleti'ne bağlı olmak üzere. Ama Atilla'nın ölümünden sonra Avrupa Hunlarının bir kısmı Karadeniz'in kuzeyine göç etmiş ve buradaki Ogur kabileleriyle kaynaşmışlardır. Nitekim Bulgarlar da bu şekilde ortaya çıkmış oldular. Bulgar devleti dediğimizde bunu büyük bir etnik grup olarak değerlendirmek lazım. Devletin kendinden bahsedildiğinde, yani Volga Kama Bulgaristan devletinde sadece bir etnik grup değil, orada 6 büyük kabile vardı. Bundan başka küçük kabileler de vardı. Burada belirtmek gerekir ki Oğuzlar da bu devletin kuruluşuna katılmışlardır. İdil Bulgarları Abbasi halifesine elçi göndererek kendilerine İslam dinini öğretmek üzere fakihler, ülkesinde cami, istihkam yapacak ustalar ve maddi yardım istedi. İslamiyet'in yayılmasında Halife el-Muktedir'in gönderdiği elçilik heyetinin etkisi büyük oldu. Bu elçilik heyetinde İbn Fadlan da yer almıştır ki, söz konusu seyahati sırasında bir seyahatname de kaleme almış ve İdil Bulgar Devleti'nin tarihiyle ilgili bugün bu seyahatname önemli kaynak konumundadır. Aslında İbn Fadlan bu seyahatnamesinde İdil Bulgarlarının söz konusu heyet gelmeden önce de Müslüman olduklarını, bir kısmının Müslüman olduklarını zikretmektedir. Diğer taraftan ise İdil Bulgarlarının İslamiyet'i kabulünde kendisinin ve heyetin büyük rol oynadığını da belirtmektedir. Ancak arkeolojik ve numizmatik veriler bu heyetin gelişinden, yani 922 yılından önce bölgede İslamiyet'in kabul edilmiş olduğunu gösterir. Bulgarların diğer kısmı İslam dinini daha erken kabul etmişlerdir. Ve İslam mirasını daha sonra şimdiki Tatarların atalarına aktarmışlardır. Onların sayesinde İslam mirası bize kadar gelmiştir. Bulgar şehrinde yapılan arkeolojik kazılarda 903-908 yıllarına ait paralar bulunmuştur ki bu paralarda hükümdarın adı, Almış Han'ın adı artık Cafer bin Abdullah olarak geçmektedir. Yani İslamiyet'i kabul etmesinden sonra benimsediği bir adı geçmektedir. Dolayısıyla İdil Bulgarlarında İslamiyet'in 922 yılından da önce yayılmaya başladığını biz biliyoruz. Ve İdil Bulgarlar arasında İslamiyet'in yayılmasında Orta Asya ile geliştirilen ticari münasebetlerin de etkili olduğunu söylememiz mümkündür. Hazarlara yarı bağımlı yaşayan İdil Bulgarları, Hazar Devleti'nin yıkılmasıyla bağımsızlık elde ettiler. Devletin sınırları,
kuzeyde Kazanka Nehri, güneyde İdil Nehri'nin en bilinen kolu Samarskaya Luka, batıda Sura Nehri, doğuda Kama Nehri'nin kolu Ak İdil ve güneybatıda Yayık Nehri'ydi. Başkent Bulgar şehriydi. Moğol seferlerinin başlangıcına kadar devletin istikrarlı bir şekilde gelişmesinin nedeni, Bulgarların yerleştiği İdil bölgesinin tabiat zenginliği ve ulaşım bakımından gerekli tüm imkanlara sahip olmasıdır. 11. yüzyılın ilk çeyreğinde ülkemizin başında İbrahim Han vardı. Ve o zamandan günümüze kadar bize Beyhaki'ye ait bir hikaye ulaştı. Bulgar Hanı İbrahim Han, İran'ın iki şehrine, Osrovcert ve Sebzivar şehirlerine birer Bulgar camii inşa edilmesi için para gönderdi. Bu kaynak bizim değil, Beyhaki Fars kaynağı. Çok kısa bir bilgi ama birçok şey anlatıyor. Demek ki Bulgarlar İran'la ticari ilişki içindeydi. Çünkü biz de kazılar sırasında İran menşeli kaplar gibi eşyalar buluyorduk. Bizim hanımız ve İran şahı arasındaki münasebetlerden yola çıkarak, yüksek seviyede bir iletişimin varlığından söz edilebilir. Bölgenin coğrafi şartları ve bölgedeki diğer halkların yerleşik hayat sürmeleri, Bulgarların çok kısa bir sürede yerleşik hayata geçmelerini sağladı. İdil Bulgar Devleti, şehirler ülkesidir. Biz onların arkeolojik kalıntılarını inceliyoruz. Yaklaşık 200 şehir ve oldukça büyük şehirler. Eş zamanlı olarak eski Rus ve Avrupa şehirleriyle karşılaştırırsak, o şehirlerin bunlardan küçük olduğunu görürüz. Bulgar şehirleri büyüktür ve büyük ihtimalle eski göçmenler yapılar arasında açıklık olmasını isterlerdi. Geldiler ve büyük geniş toprakları çevirdiler. 10. yüzyılın başında şehirler bu şekilde oluşmuş. İdil'de bilinen en ünlü şehirler Bulgar, Bilar, Suvar ve Çuketao. Onlardan birçoğu maalesef kaybolmuş. Bulgar şehri hala var ve gelişiyor. Aynı şekilde Kazan da Bulgar zamanında oluşmuş. Ve günümüzde hala bizim başkentimizdir. Kama Nehri'nin kenarında Yalabuga, yani Alabuga şehri mevcuttur. Orada hala bir şehir var. Ancak birçok Bulgar şehri artık yok oldu. Onlardan geriye sadece arkeolojik kalıntıları kaldı. Mesela Bilar. Dünyanın en büyük şehirlerinden biridir. Yaklaşık 800 hektarlık bir alana sahip. İki parçadan oluşmuş. İç şehir ve dış şehir. İç şehir, iki satır surlarla çevrilmiş. Yaklaşık 300 hektarlık bir alana sahip. Dış şehir ise uzunluğu 10 kilometreden fazla olan 3 sıra surla çevrilmiştir. Bu o zaman için, yani Orta Çağ için büyük bir şehir sayılırdı. Çok iyi bir şekilde sağlamlaştırılmış bir şehir. Bu coğrafyanın büyük ticari yolların güzergahı üzerinde bulunması ise İdil Bulgarları Devleti'ni büyük bir ticari merkez haline getirdi. En fazla ihraç edilen ürünlerin başındaysa işlenmiş deri gelirdi. Bulgar derileri Bulgari adıyla ünlüydü. İskandinavlardan gelen malları İdil Bulgar pazarlarında bulmak mümkündü. Aynı şekilde Müslüman doğusu ile de münasebetler geliştiğinden dolayı burada mübadeleler de yapılıyordu. Dolayısıyla ticaretten elde edilen gelirler İdil Bulgar Devleti'nin hazinesini dolduruyordu. Ticaretin yanı sıra tarım içinde toprakları çok verimliydi ve özellikle arpa, buğday gibi ürünlerin yetiştirildiğini görüyoruz ki Ruslara da örneğin bu ürünleri ihraç ettiklerini biz biliyoruz.
Tarım ve ticaretin yanı sıra dericilik çok meşhurdu Bulgarlar arasında. Nitekim Bulgar derisi Bulgari olarak bilinmektedir ki günümüzde de Orta Asya'da deri için Bulgari terimi kullanılmaktadır. Zanaate gelince, Bulgarlarda zanaat de yüksek seviyeye ulaşmıştır. Siyah metal işleme, renkli metal işleme, kuyumculuk. O zamanlardan gelen muhteşem takıları hala buluyoruz. Yüzüklere baktığımızda çok ince olduklarını görüyoruz. Moskova'daki uzmanlar, Bulgar kuyumcuların 1 gram ağırlığındaki altından 2 kilometre uzunluğunda zincir yapabildiklerini tespit etmişler. Düşünebiliyor musunuz? 1 gram altın ve uzattıkları tel çok ince, çok güzel ve de uzunluğu yaklaşık 2 kilometre. İnanılır gibi değil, değil mi? İşte, kuyumculuk bu kadar mükemmeldi. Deri işleme ustalığından, kemik işleme işçiliğinden bahsetmiyorum bile. Elbette hayvancılıkla uğraşanlar bunu da çok başarılı bir şekilde yapıyordu. Günümüzde Bulgar seramik eserleri bulunduğunda, Bulgarlara ait olduğu hemen belli oluyor. Hem işçilik kalitesi hem de desen bakımından. İdil Bulgarlarının Müslüman Doğu ile geliştirdiği ilişkiler bilim ve kültür alanlarını da kapsıyordu. Müslüman ülkelerde eğitim gören Bulgarlı öğrenciler ve bilim adamları memleketlerine dönüşte hocalarının çalışmalarını örnek alarak kitaplar yazdılar, yorulmadılar. İdil Bulgarlarında tıp, farmakoloji, astronomi, kimya gibi bilim dalları gelişti ve bu alanlarda çok sayıda eser kaleme alındı. İdil Bulgar devleti ve o coğrafya İslam dünyasının en kuzey sınırını da teşkil etmiştir. Bu açıdan İdil Bulgarlarının hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından önemli rol oynadıklarını söyleyebiliriz. İslamiyeti kabul ettikten sonra İdil Bulgar coğrafyasında köklü değişiklikler bulmuştur, yaşanmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları şehirlerin inşası ve şehirlerde imar faaliyetlerinin yapılmasıdır. Nitekim çok sayıda caminin, medresenin, kervansarayın, hamamların inşa edildiğini biz biliyoruz. Bunların yalnızca bir kısmının kalıntıları günümüze kadar gelmiştir ki bu kalıntılarda daha çok Bulgar şehrinde bulunuyor. İdil Bulgar Devleti'nde tarih ve edebiyat alanında da kitapların yazıldığı bilinmektedir. Yine Bulgarlardan günümüze ulaşan mezar kitabelerinin çoğu Kufi yazıyla İdil Bulgar Türkçesidir. 1236 yılında İdil Bulgar Devleti toprakları Moğollar tarafından ele geçirildi. Daha sonra bu topraklar temelleri Cengiz Han'ın oğlu Cuci tarafından atılan ve zamanla Türk İslam Devleti haline gelen Altın Orda'nın içerisinde yer aldı. Tarihçilerin bir kısmı ilk Müslüman Türk Devleti olarak İdil Bulgarlarını kabul ederken bir kısmı da Karahanlıların olduğunu ileri sürer. Uygur Hakanlığı'nın yıkılışı ardından kendilerini Türk Hakanlarının varisi ilan eden Karluklar, Doğu Türkistan ile İli bölgesini ellerine geçirerek burada kendi devletlerini kurdular. Karahanlılar bir önemli dönüşüm noktasıdır ki 9. yüzyıldır Karahanlıların Müslüman olması. O bir dönüşümdür. Toplu olarak 300 bin çadır birden toplu olarak Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Karahan Devleti, kendi ilişkileri, toprağa ve askere olan özenli yaklaşımı, oluşturduğu özel yönetim sistemi gibi kendine has
kimi özellikleri itibariyle eşsiz bir örnek olmuş, kendini onlardan sonra kurulan devletlerde, hatta Osmanlı İmparatorluğu'nda da yansıtmıştır. Karahanlılar, devletin batı kısmının başına getirilen Nasır İlik Han'ın geniş çaplı fetihleri sonucunda topraklarını hayli genişlettiler. 840 yılında Karahanlı Devleti kurulmuştur ve yaklaşık 400 sene boyunca bunlar o bölgenin Mavarun-Nehir, Orta Asya'nın önemli bir kısmı, Kazakistan'ın önemli bir kısmını ve Doğu Türkistan'ı yönetimleri altında bulundurmuşlardır. Karahanlılar, Türk tarihi ve aynı zamanda İslam tarihi açısından çok önemli bir yere konuma sahiplerdir. Karahanlıların ortaya çıktığı bölge, birçok kültürlerin de buluştuğu bir bölgedir. Karahanlılar aynı zamanda bir kültürel zenginliğin de mirasçısı olarak ortaya çıkmışlardır. Karahanlılar, önce 11. yüzyılda Samaviler ve sonra Gazneli Mahmud'un döneminde ise Gaznelilerle savaşmış ve onlarla aralarında bazı anlaşmalar yapmışlardır. Bu durum, sikke buluntularına göre titiz bir şekilde incelendi. Karahanlılar Devleti, Buğrahan döneminde Maverai-Nehir onlara fiilen bağlandıktan sonra en üst düzeyde gelişmiştir. Karahanlıların seferleri özellikle Samanilere karşı yapılırdı. Karahanlıların kurmuş oldukları devlet Semerkant ve Buhara'ya kadar geniş bir çapa yayılmıştı. 999 yılında uzun zamandır savaştıkları Samanilerin hakimiyetine son veren Karahanlılar, Maverai-Nehir'in tamamını ele geçirdiler. Maverai-Nehir'de bunlar arasında eski Türkler de vardı. Diğer unsurlar da bulunuyordu. Farklı dinler, İslam diniyle uyumlaşamayan dinler, diğer dini unsurlar da Maverai-Nehir bölgesinde yerleşmeye başladılar. Maverai-Nehir'deki bu oluşum aslında Karahanlılar için bir zenginliktir. Nitekim de Karahanlılar bu zenginliği kullanarak kendilerinden sonraki devletlere ciddi kültürel anlamda etki etmişlerdir. Nerşahi'nin Buhara tarihine göre Samanoğullarının minarelerinin çoğu tahtadan olduğundan kolayca yanıyordu. Karahanlılar ise tuğladan anıtsal minareler yaptılar. Bu sebeple Türkistan'da kalan eski minareler Karahanlı devrine aittir. Başlangıçlarını Alper Tunga veya diğer bir deyişle Afrasiyap'tan sürdüren Karahanlılar, efsanelere göre Batı Türk Kağanlığından ayrılan kabilelerin torunlarıdır. Batı Türk Kağanlığının varisleriydiler. Kendi devletlerini kurmuşlardı. İlk bakışta bu feodal yapıya sahip parçalı bir devletti. Ama sağlam bir ekonomik düzene sahipti. Her şehir valisi, yüce hükümdar adına kendi parasını bastırabilir, sonrasında hükümdara payını verir ve aynı zamanda kentini de geliştirebilirdi. Camilerde ilk kez kerpiç malzeme ve alçı süslemeyi kullananlar Karahanlılardı. 10. yüzyılda Karahanlıların yapıları kerpiçten tuğla mimarisine geçişi gösterir. Planı ve mimarisi bakımından inanılmaz bir gelişmeye sahiptir. Tuğla örgülerin sadeliği, kemerlerin hafifliği, plan ve mimarinin olgun ahengi kuvvetli bir etki bırakır. Karahanlılar önemli bir dönüm noktasıdır. Evet, yeni bir inanç gelmiş ama gayrimüslimlerin de yaşadığı şehirler söz konusu. Şu belki düşünülebilir, İslam devleti zenginleştikçe yatırımlarını şehir ve mimariye yöneltiyor, şehirlerin daha mamur olması için çaba gösteriyor. Buna göre de en iyi sanatçıları ve tasarımcıları kullandığı için yapıları daha görkemli ve çekici hale getirebiliyor. Buhara'daki eserlerden çoğu
Muhammed bin Süleyman Arslan Han tarafından yapıldı. Kalan minaresi, şehre tamamıyla hakim olup, Buhara'nın sembolü haline geldi. Karahanlı yapısı, Türk tarihi için, gene siyasi anlamda, gene sosyal anlamda, gene de kültürel anlamda çok önemlidir. Karahanlılar yönetimi altındaki birçok dinsel topluluklar, kültürel topluluklar, bunun dışında etnik topluluklar bulunuyordu. Karahanlılar bunları bir yönetim altında birleştirmesini başarmış ender devletlerden biridir. Bunlara bir takım haklar da tanımışlardır. Örneğin Karahanlılardaki şehircilik kültürü çok yüksek düzeyde gelişmiştir. Karahanlılar döneminde Balasagun, Kaşgar, Özkent, Oş, Buhara, Semerkant ve Kiş gibi şehirler birer kültür merkezine dönüştü. Karahanlılar, zafer kazandıkları topraklardaki hanedanların hepsini aynı şekilde korumuşlar. Oradaki gelenekleri de. Bu yüzden hızla geliştiler. O dönemde Büyük İpek Yolu geliştirildi. Bu çağ Müslüman Rönesansı olarak bilinmektedir. Şehirlerin ve benzersiz maddi kültürün gelişimi, günümüzde arkeologların keşfettikleri benzersiz binaları, farklı altyapıları, sosyal altyapısı, sivil altyapısı, dini altyapısı, bütün bunlar Karahanlılar döneminde oluşturulmuştur. Ekonomisi yaygın bir şekilde gelişir. Ticari ilişkileri de. Posta istasyonları gelişir. Al-Makdisi, Karahanlıların topraklarında bulunan kentlerdeki posta istasyonları hakkında ve ticaretin ne şekilde geliştiği hakkında yazmıştır. Şehircilik açısından ilk ahi örgütlenmeleri bu dönemde ortaya çıktı. Ahi sözcüğü, cömert anlamına gelen akı kelimesinden türemişti. Karahanlılar döneminde pek çok alim yetişti. Türk dilinde eser yazan Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Karahanlı döneminde burada yaşadı. Bu dönemde sadece göçebelik değil, yerleşik hayat tarzına sahip şehir kültürü oluştu. Türk edebiyatının iki dev yapıtı bu dönemde yazıldı. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig, Müslüman Türk devletlerinin yönetim biçimini ele alır. Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügati Türk eseri ise dönemin Türk dilinin ve lehçelerinin öğrenilmesinde paha biçilmez bir hazine değerindedir. Biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmud bu eserini 1072 ve 1077 yılları arasında meydana getirmiş bir yazarımız. Ve o dönemde mevcut Türk boylarını dolaşarak bu eserini meydana getirdiğini söylüyor. Ki bu büyük şeyle oranda doğru. Çünkü o eserin içerisinde o dönemdeki yaşayan pek çok Türk boyunun ağızlarından örnekler, yani konuştukları lehçelerden örnekler veriyor. 11. yüzyılın ikinci yarısından üçüncü çeyreğine girdiğimiz zaman gerçekten Türkçenin bütün ağızlarını, Türk bölgelerini dolaşarak toplayıp malzemesini ortaya koyan büyük bir dil alimi vardır. Bu da Kaşgarlı Mahmud'dur. Kaşgarlı Mahmud eserinde Türk boylarını dolaşmış, bu boylardan topladığı ağız malzemelerini yazıya geçirmiş. Yazıya geçirmenin yanında dil bilgisi açısından da incelemiştir. Bu yönüyle baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmud'un Türk edebiyatında ve Türk dilinde ilk defa gramer, dil bilgisi alimi olarak ortaya çıktığını görürüz. Eserinin adı da Türkçenin
bütün boylarını içine aldığı için Divan-ı Lügati Türk'tür. Bu eserin içinde yani o zaman için ne kadar Türk boyu varsa Çiğil'in, Yağman'ın, Oğuz'un, Kaşgar'ın bütün bunları toplamış eserinde yer vermiştir. Ancak Kaşgarlı Mahmud'un çalışması sadece dil yönüyle değildir. Kaşgarlı Mahmud bu eserinde Türklerin yaşayışlarını da ele almış. Özellikle Türk boylarının tamgalarını, bilhassa Oğuz boylarının 24 tamgasını teker teker ortaya koymuş. Bu dönemin kuşkusuz en önemli özelliği, İslam dini kaynaklarının Türk diline aktarılmasıdır. Bu alanda çok sayıda tefsir, ahlak, ahkam, fıkıh eserleri kaleme alındı. Bunlar arasında en önemlisi, Karahanlı Türkçesine tercüme edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Bilim dünyasında Rylands nüshası adıyla bilinen bu tercüme, mükemmel Türkçesi ile ilk Türkçe Kur'an tercümesidir. Bu dönemde pek çok alanda olduğu gibi felsefe alanında da alimler yetişti. Thank you.